Böylece poligon işlemini yapmış olduk. Şimdi farklı bir başka bir uygulama yapmak istiyorum. Bunun için yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfaya imar uygulaması ismiyle yeni bir klasör açıyorum. Bu klasörün içerisinde imar noktası, kadastro noktası, iki tane imar ve kadastro noktası var. Şimdi bunu biz daha önce sınıfta ben uygulama yazılı olarak bunu vermiştim. Noktaları burada verdim. Öğrenciler bu kadastro noktalarını burada girdiler. İmar noktalarını bu şekilde girdiler ve çevirme işlemini yaptılar. Şimdi bu noktaları siz de buradan almak suretiyle uygulama yapabilirsiniz. Evet. Şimdi gördüğünüz bu şekildeki işlemi öğrencilerimiz yapacak. Kadastro şuradaki 400 ile başlayan noktalar kadastro noktaları. 101 ile başlayan, çünkü 101 nolu adamız var, imar adası var. Bu imar adasında da oluşacak olan parseller var. Bu parsellerinde verilmiş olan metrekareleri var. Bu metrekarelere göre bölme işlemi yapılması isteniyor. Evet, buna göre bölme işlemini yapalım. İmar uygulaması isminde bir klasör açtık. Bu klasörün içerisinde imar noktaları ve kadastro noktaları isminde iki tane NCN uzantılı dosyamız var. Şimdi bu dosyalarımızı aktaralım. Nokta editörü diyorum. Dosya diyorum. Dosyadan yükle diyorum. Kadastro noktası istiyorum. Aç diyorum. Bu şekilde kadastro noktalarını yüklüyorum. Tamam diyorum. Tamam diyerek buradan çıkıyorum. Şimdi sıfır tabakaya geliyorum. Çift tıklıyorum. Buraya kadastro alt tire noktası diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bir de tekrar artı diyorum. Buraya da imar alt tire noktası diyorum. Bunu da rengini pembe yapayım. Tamam dedim. Şimdi iki tane şey açtım. Tabaka açtım. Proje diyorum. Farklı kaydet diyorum. Klasörümün içerisine imar uygulaması ismiyle kaydediyorum. Şimdi bundan sonra yapacağım işlemler burada çoklu doğru ile veyahut da netbat diyorum. Yeni diyorum, ada diyorum, çevirme işlemini yapacağım. Her iki şekilde de olabilir. Ben yeni ada diyorum, çevirme işlemini yapıyorum. Kadastro noktası, çevirme işlemini yapacağım. Şimdi 406 nolu ada olsun. 406 nolu. Ne adası? Kadastro adası. Tamam benim. Şimdi buradan alan adını açık yaparsak 406 burada görünmüş olur. Kadastro'yu çevirdim. Şimdi imar adasını çevireyim. Buradan ada imar. İmar noktasını bir açalım. Kadastroyu kapatacağım. Hesap diyorum. Nokta editörü diyorum. Yalnız imar adası olacak. İmar noktalarını. Tamam dedim. Dosya diyorum. Dosyadan yükle diyorum. İmar noktalarını dosyamızda vardı.
Bu şekilde imar noktalarını yüklüyorum. Şimdi şekilde siz tek tek bunları imar noktası, kadastro noktası olarak tek tek gireceksiniz. Bu noktaları y ve x değerlerini girdikten sonra buraya aktaracaksınız. Şimdi dosyadan eklendi diyor. Bunu sağ tıklıyorum. Tabakalandır diyorum. Şimdi buradan tabaka adı imar adı imar noktası. Evet, imar noktası olarak buraya geçiriyorum. Tamam diyorum. Tamam diyerek buradan çıkıyorum. Şu anda imar noktası tabakasına bunlar geçmiş oldu. Şimdi buradan hesap diyorum. Netmap diyorum. Yeni diyorum. Ada diyorum. Şimdi imar adasını çevireceğim. F4'üm açık. 101 1'den 2. Evet, bu şekilde imar adasını oluşturuyorum. Burayı da 101 nolu imar adası diyorum. İmar olarak burayı değiştiriyorum. Tamam diyorum. 101 nolu imar adasını da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem şekilde, şekle bakıyorum. Şekle bakıyorum. Şekilde bu imar adası ikiye bölünmüş. İkiye bölünmüş. Önce bunu ikiye böleceğim. Paralel olarak ikiye böleceğim. Bunun için netmap diyorum. Parsel editörüne geliyorum. Duruma bakacağım şimdi. Şu anda durum nedir? Evet. 406 nolu kadastro adamız ve 101 nolu imar adamız burada oluşmuş durumda. Tamam diyorum. Şimdi netmap diyorum. Ayır işlemine giriyorum. Buradan 101 nolu imar adamızı seçiyorum. Ve önce paralelde geliyorum. Solda veya sağda şu anda fark etmez. Tamam diyorum. Buradan düz olan hattımı, ister burayı seçebilirim, ister burayı seçebilirim. Düz olan hattımı tıklıyorum. Şimdi buranın parsel alanı 11.946'ymış. 11.946.72 ikiye böldüğünüz zaman 5.973 gibi bir rakam çıkar. Bunu 5.900 küsuratı almayayım. 5.970 olsun. Tamam diyorum. Şimdi bir nolu parsel 101 birebir tamam diyorum. Kalan tamam diyorum. Diğerinde tamam diyerek bitir diyorum. Ve buradan tamam. Desimetre kare, yapılaşmış alan, tapu alanları hesap alanı olsun, dengelensin. Tamam dedim. Şimdi dengelenme işlemi de bu şekilde çıktı. Ve işlem bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu işlemi ikiye böldüm. Taramayı kapatayım. Evet, 1 ve 2 olarak ikiye böldüm. Peki ben 1'in burada olmasını istiyorum. O zaman değişikliği nasıl yapacağım? CTRL O'dan burayı tıklıyorum. Burası 101 1 yapıyorum. Tamam diyorum. Yine CTRL O diyorum. Burayı tıklıyorum. Burayı da 2 yapıyorum. Bu şekilde 1 ve 2'nin de yerini değiştirmiş oldum. Şimdi netmap diyorum. Parsel editörü diyorum. Ve tamam diyorum. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri parsel editöründen takip edebiliyorum. Şu anda 101 nolu imar adası, 101-1, 101-2 ve 101-1 nolu yaptığımız değişiklikte buraya geldi. 1 ve 2 olarak ne yapmış oldum? Ayırmış oldum. Tamam diyorum. Buradan çıkıyorum. Şu anda yaptığım işlemi ikiye böldüm. Tekrar netmap diyorum. Ayır diyorum. Şimdi 101-1 nolu parselimizi seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan yine paraleli tıklıyorum.
sağda diyorum, tamam diyorum. Şimdi düz bir hat almam gerekiyor. Burayı tıklıyorum. İstenilen alan ne kadar? Şeklime bakıyorum buradan. Şeklime bakıyorum. İstenilen alan 1725.218 metrekare. 1725.218 metrekare. 1725.218 metrekare. 21 burayı 218'i almadı. 22 olarak alabilirim. Tamam diyorum. Şimdi burasını birden başlatacağım. Parsel numarasını 1 olarak veriyorum. Tamam diyorum. Şimdi bundan sonra tekrar devam edeceğim. Paralel diyorum. Sağda diyorum. Tamam diyorum. Şimdi tekrar buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. İstenilen alan, ikinci alanımız ne kadar? İkinci alan 1435.253. Buraya 1435.25 yazıyorum. Tamam diyorum. Buraya da 2 diyorum. 2'yi de aldım. Şimdi tekrar paralel diyorum. Sağda diyorum. Tamam diyorum. Burayı tıklıyorum. Şimdi üçüncü parselimi alacağım. Üçüncü parselimin metrekaresi ne kadar? 1588.49. 1588.49. Tamam diyorum. Buraya da 3 diyorum. Tamam. Şimdi diğeri kalan kısım olacak artık. Tamam diyorum. Kalan kısmını buraya parselim kaç olacak? 4 olacak. 4 ile bitir diyorum. Ve bitirme işlemini bu şekilde yapıyorum. Ve tamam diyerek buradan çıkıyorum. Evet, sonuç olarak yaptığımız bölme işlemleri sonuç olarak buraya çıkmış oldu. 1725.22, 1435.25, 1588.49, 1227.76. Evet, bu şekilde bölme işlemini yapmış oldum. Bunu dosya diyorum, sakla diyorum, sonucu almak bakımından buraya bir nolu adanın 101.1 kaydettim. Buradan çıkıyorum. Şimdi bu kısmı iki nolu bölünen parselimizin işlemlerini yapmaya çalışacağız. Şimdi netpap diyorum. Ayır işlemine giriyorum. 101.2'ye tıklıyorum. Tamam diyorum. Burada solda diyorum. Paralel diyorum. Tamam diyorum. Burayı tıklıyorum. Ve istenilen alanı yazıyorum. 5 nolu parselimiz için 1215.33. Tamam diyorum. Buraya da 5 yazıyorum. Tamam diyorum. Şimdi tekrar paralel diyorum. Solda diyorum. Tamam diyorum. Buraya tıklıyorum. İkinci 6. 1528.18 alan alıyorum. Tamam diyorum. Ve 6 nolu parselimizi alıyorum. Tekrar paralel diyorum. Solda diyorum. Tamam diyorum. Buradan paralel alınacak olan kısmı alanını alıyorum. 1327.33 tamam diyorum. Burası 7 nolu parselimiz. Tekrar paralel diyorum. Solda diyorum. Tamam diyorum. 8 nolu parselimizin alanı burada 906.28 906.28 tamam diyorum. Buraya da 8 yazıyorum. Tamam diyorum. Ve kalan kısmına kalan diyerek
Burası da 9 nolu parselde buradan bitiriyorum. Evet, böylece bunu da dosya diyorum, sakla diyorum. Evet, 101, buraya da 2 nolu. Sonuçla kaydet diyorum. Evet, bu şekilde imar adasını parsellere istenilen alanlara göre bölme işlemini yapmış oldum. Şimdi burada NetBapp'ta ayır işleminde geldiğimizde bakın parselleri, bölünen parselleri bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi burada parsel ayır işleminde biz paraleli yaptık. Serbest, sabit nokta, cephe açı, paralel mesafe, iç alan ve kalan kısmını gördük. Şimdi diğer kısımları da sizlere farklı bir basit bir uygulamayla sizlere ayrıca göstermeye çalışacağım. Şimdi NetBapp'ı tıklayalım. Buradan parsel editörüne girelim. Ve yaptığımız işlemleri parsel editöründen takip edelim. Şimdi 406 nolu parselin kadastro adasını da aktif hale getirelim. Şimdi yaptığımız işlemler NetBapp parsel editörü hepsini açtım. Tamam dedim. Şu anda evet, kadastro adası 101 nolu imar adası 101.2 101.1 ve bölünmüş olan adanın parselleri. 9 tane parselimiz var. Şimdi buraya bakacak olursanız burada tecvizini biz daha önce yapmıştık. Eğer ki dengeleme yapmak istersek buradan dengeleme işlemlerini daha önce hesabı yaparken ayırma işlemlerini yaparken bu işlemleri zaten dengelensin diyerekten yapmıştık. Tamam dedik. Ve bu parsellerin ayrı ayrı tecviz işlemlerini yapabiliriz. Evet. 307 nolu parselin alanı düzeltme işlemleri, dengelenmiş alan, tecviz farklarını bunların ayrı ayrı buradan alabiliriz. Dosya diyelim, sakla diyelim ve tecviz diyelim bunu da. Kaydet diyeyim. Şimdi yine aynı şekilde ifrat ve tevhid dengele işlemlerini yapıyoruz. Buradan da yine desimetre kare yapılaşmış olan hesap durumu özet çıktı yapılsın dedim. Tamam dedim. Burada da yine ifraz ve tevhidin hesaplanan alanlara göre tapu alanı hesaplanan ve fark miktarı tecviz varsa bunu da ortaya koymuş oldu. Düzeltme dengelenmiş alan. Bunu da sakla diyorum. Tecviz 2 diyeyim. Buna da kaydet diyorum. Listeleri bu şekilde çıkartmış oluyoruz. Bunu da kapatıyorum. Şimdi bunları buradan sakla demek suretiyle de saklama işlemini yapmış oluyoruz. Tamam diyerek buradan çıkıyorum. Şimdi bu işlemi yaptık. Yine bir sayfa açıyorum. Bunu kaydediyorum. Yaptığımız imar uygulaması, Altira imar uygulaması şeklindeki projemizi kaydediyorum. Projeler arasında geçiş yapmak istersem kaç tane proje açtım? Yeni bir sayfa açayım. Şimdi yeni bir sayfayı açtım. Buradan çoklu doğru ile yapıyorum. Fizikin oğlu adımız. Şimdi burada bölme işlemlerini yapmak istiyorum. Şimdi hesap diyorum. NetBapp diyorum. Ayır diyorum.
102 nolu adımızın bölme işlemini yapıyorum. Daha önce paralel yapmıştık. Şimdi serbest bölme işlemini yapıyorum. Tamam diyorum. Şimdi serbest bölmede diyelim ki buradan alacağım. Bu kısmı böleceğim. Eki noktalar varsa sağ tıklıyorum. 101, 1 ve kalan kısmını da 101, 2 şeklinde, 102, 2 şeklinde bitir diyorum. Ve otomatik olarak bölme işlemini yapmış oldu. Tamam dedim. Hata miktarını verdi. Tapu miktarları, tapu alan olsun dersek bu şekilde. Şimdi buradan alan adlarını taramayı kapatayım. Şimdi bundan sonra netpub diyorum. Yine ayırma işlemine geldim. Buradan 102 2 nolu adımızı parselimizi bölelim. Cephe açı yapalım. Solda olsun. Şimdi hattı göster dedi. Ben hat olarak burayı gösterdim. Şimdi cephemiz ne kadar? Cephe uzunluğu 105 metreymiş. Parsel alanı 3200'müş. Cephesi ne kadar olsun? 25 metre olsun. Açısı da 100 olsun. Tamam dedim. Buraya bir nolu parsel diyelim. Şimdi cephe açıyı tekrar yapalım. Solda dedim. Tamam dedim. Hattı gösterdim. Kalan miktar 25'ti. Üzerine ilave edeyim. 50 yapacağım. Açıyı tam koydum. Bu da 2 nolu açımız olsun. Evet. Şimdi kalan miktarı kalan olarak devam ettirmek istiyorum. Tamam dedim. Kalanı bitir diyorum. Ve bu şekilde bitirme işlemini yapmış oldum. Sağda parada tamam. Parada olan mesafe 25 metre. Tamam dedim. Burası 4 nolu parselimiz. Şimdi tekrar paralel olan mesafe sağda tamam dedim. Tamam. Metremiz olsun. Burası 5 nolu. Evet. Tekrar cephe açıdan girelim. Sağda diyorum. Tamam diyorum. Hattı göster diyorum. Bu hattı gösterdim. Cephemiz ne kadarmış? 103 metreymiş. Burada 25-50 yaptı. 50. 75 yapalım cephemiz. Açımızda 100 olsun. Bundan sonraki parselimiz 6 nolu parsel. Tamam dedim. Şurada kalan kısmını da kalan olarak bitireceğim. Tamam dedim. Bitir dedim. Ve bu şekilde bitirme işlemini yapmış oldum. Şimdi burada düzenleme yapmak istersek CTRL-O'dan buraya tıklıyorum. 102.2 burasını 3 yapayım. Burası 3 oldu. 4, 5, 6, 7 nolu parsel bu şekilde yapmış olduk.